5000. Hatta bir 200 daha ekstra bir gelir. Şuraya kadar okuruz kadar. Hiç olsa sorsun. Allah-u Teala iyilik üzere, takva üzere birbirine yardımlaşın buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in bu iki konu üzerinde çokça durduğunu, hem Mekki ayetlerde hem medeni ayetlerde devam ettiğini, infak konusu iman, ahlakla beraber işlenmiş, zekatla beraber, hac, oruçla beraber devam etmiş. Dolayısıyla infak bir müminin bu iki mekan üzerinden düşündüğümüzde Müslümanın hayatının tamamını içine alan ve her devirde, her asırda, her şartlarda Müslümanların mutlaka infakla ilgilenmeleri gerektiğine dair Allah-u Teala'dan Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayetlerde ferman buyurmuştur. Zekat nisapla ilgili ama infak ise iman ve imkanla ilgilidir. Dolayısıyla bir insanın infaka bakış açısı, iç alemini onu infaka sevk eden şey onun imanı ve toplumdaki ahlakıdır. İnfak eden kişinin ruhunu temizler, toplumdaki huzursuzlukları temizler, toplumdaki maddi imkansızlıkları yok eder. Dolayısıyla toplum açısından baktığımızda toplumun ihtiyaçlarını giderme ve insanlar arasındaki irtibatı kurma, şefkat ve merhamet damarlarının işlevselliğini tetikleyen ve kişinin kendi nefsine ait de yani bu mal asıl benim değildir, malın asıl mülkün sahibi Yüce Allah'tır ve kimse beni zorlamaksın, şart koşmaksın, sırf kendi Allah'ın rızasını sadece kazanmak ve toplumun ihtiyacını giderip insanla olan şefkat ve merhametini tetikleyen en büyük etkendir. Yüce Allah insanı insana muhtaç yaratmış. İnsanın insanla olan irtibatları dayanışma ve yardımlaşma ile ölçülür ki bir kişi içinde bulunduğu toplumda yardıma muhtaç olan, dayanışmayı güçlendirecek etkenlerle ilgilenip ilgilenmeme hususunda onun insani değer sistemi içerisindeki ahlakı ve yapısı nerede olduğunu belirten en büyük etkenlerden birisi de yardımlaşmadır. Dolayısıyla Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu çok güzel bir şekilde ayırt ediyor. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Kötülük ve düşmanlıkta birbirimize yardımcı olmayın. Benim partim, benim meşrebim, benim tarikatım, bizimkiler, bizim grup, bizim vakıf, bizim dernek demeden kötülüklere set koymak, iyiliklerde insan iyilik ve takvada yardımlaşmak, düşmanlık ve kötülüklerde yardımlaşmamak İslam dininin temel prensipleridir. Yani insanların ortak özellikleri, yeme, içme, barınma, aklı muhafaza etme, nesil muhafaza etme, inancı muhafaza etme, malını muhafaza etme, bunlar bütün insanlar için, biz buna zarureti hamse diyoruz, korunması gereken 5 temel esas bütün insanlar için geçerlidir. Tabii ki insanın insanla olan ilişkileri bozuk olursa, insanın Allah ile ilişkilerini düzeltmesi mümkün değildir. Kulun kulla olan ilişkileri, kulun Allah'la olan ilişkilerin testidir. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım.